İstanbul'da kiraların yüksek, maaşların düşük olduğu gerekçe gösterildi. Yaşam koşullarının daha ağır olduğu belirtildi. BDDK'nın İstanbul'a taşınmasının ardından personele aylık 45 bin lira hayat pahalılığı tazminatı ödenmesi için mecliste görüşmeleri devam eden torba kanun teklifine bir madde daha eklendi. Ancak o madde başka şehirlerde yaşayan memurlar için ayrımcılık yorumlarını da beraberinde getirdi. İstanbul'u dünyanın sayılı finans merkezlerinden biri haline getireceğiz ve getirdik. Şimdi de bu işin fiziki şartlarını oluşturduk. Finans alanına yeni bir soluk getireceğini anlattı ama götürüsü yüksek olacak gibi görünüyor. İstanbul'da bulunan finans merkezine taşınan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun personeline aylık 45 bin lira ek ödeme yapılması planlanıyor. Merkez Bankası'nı İstanbul'a taşıyacağız dedik, önümüze çıktılar. Ziraat Bankası'nı İstanbul'a taşıyacağız dedik, önümüze çıktılar. Ne yapmadılar ki? Vakıfbank için aynı şeyi söylediler. Hepsi için aynı şeyi söylediler. Ekonomiyle ilgili düzenlemeleri içeren torba kanun teklifinin meclisteki görüşmeleri sürüyor. Ancak AKP'li milletvekilleri Orhan Erdem ve Necmettin Erkan önergesiyle son dakikada yeni bir madde daha eklendi torbaya. Buna göre Ankara'dan İstanbul'a taşınan BDDK'nın 400 uzman personeline hayat pahalılığı tazminatı olarak ayda 45 bin lira ödenmesi planlanıyor. Ödenecek tazminattan Merkez Bankası eski başkanı olan mevcut BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu da yararlanacak. İnşasına 2013 yılında başladığımız bu projeyle Merkez Bankamız, kamu bankalarımız ve borsamız dahil ülkemizin lokomotif kuruluşlarını İstanbul'a taşımaya karar verdik. Böylece toplam 65 milyar liralık yatırım değeriyle ülkemizin ve dünyanın en prestijli projesini hayata geçirdik. Personel için İstanbul'da lojman imkanı olmadığı, kiraların yüksek ve maaşların da Ankara'ya göre yetersiz kaldığı belirtildi önergenin gerekçesinde. Sözcü gazetesinin haberine göre BDDK'da en düşük uzman maaşı 40 bin lira civarındayken İstanbul Finans Merkezi'nin bulunduğu Ataşehir'de 1+1 ve 3+1 kiralık dairelerin fiyatları 14 bin liradan 40 bin liraya kadar değişiyor. İstanbul Finans Merkezi yerli ve yabancı finans kuruluşlarının bölgede faaliyet göstermeye başlamalarıyla çok geniş bir yelpazede ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sağlayacaktır. İstanbul'da yaşam koşullarının daha zor olduğu gerekçesiyle talep edilen tazminata itiraz sesleri de yükseldi. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli kamu personel rejimi altüst edildi dedi. MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu da bu düzenleme benzer talepleri de gündeme getirir. Diğer çalışanlarımızın da hakkıdır dedi. İstanbul Finans Merkezi ayrıca ekonomide öngörülebilirliğin ve istihdamın yükselmesine de ivme kazandıracaktır.